Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kayu Kreş'te okuyacağız. İkinci sınıfımdayım. Adım Aras Bedi Berberoğlu. Evet, hikayemize geçelim. Kayu Kreş'te. Annesi Kayu, bugün özel bir gün. Biz işteyken sen kreşe gideceksin dedi. Kayu, kreşe mi diye sordu. Annesi, Evet hatırlıyorsun değil mi? Orada bir sürü oyuncak var ve birlikte oynayabileceğin arkadaşlar diye açıkladı. Kayu ayıcığını bulmak için koştu. Hemen gitmek istiyordu. Kayu anne ve babası ile birlikte kreşe vardığında Kayu biraz utanmıştı. Hiç kimseyi tanımıyordu. Öğretmen merhaba Kayu, ben Florence, bizimle oynamaya geldiğine sevindim dedi. Annesi iyi eğlenceler Kayu, geri geleceğiz dedi. Kayu hayır, benimle kalmanızı istiyorum dedi. Babası yapamayız ama söz veriyorum. İşimiz bittiğinde seni almaya geleceğiz dedi. Kayu anne ve babasının gidişini seyretti. Üzgündü ve kendini yalnız hissetmişti. Ya geri gelmezlerse diye düşündü. Kayu annesinin ve babasının onu sonsuza denk terk etmesinden korkuyordu ve ağlamaya başladı. Florence, Kayu, haydi gel birlikte oynayalım dedi. Ama Kayu oynamak istemiyordu. Öğretmeni Kayu'nun yanına diz çökerek oturdu. Bak Kayu, ayıcığının oynamak istiyor. Kayu, ayıcığını sıkıca sarıldı. Öğretmeni Kayu'dan bir kitap seçmesini istedi. Sana bir hikaye okuyacağım dedi. Kayu, öğretmenin hikayesini dikkatle dinledi. Hikaye bir ayıcıkla ilgiliydi. Tıpkı Kayu'nun ki gibi. Pıhilip ayıcıyla oynayabilir miyim diye sordu. Kayu başını salladı. Pıhilip oyuncak bir arabaya bindi ve arabayı sürmeye başladı. Kayu onu seyretti. Sonra Kayu da başka bir arabaya bindi. Pıhılip ile arabaya sürmek eğlenceliydi. Florence yemek vakti dedi. Bugünün tatlısı fırında elma. Kayu şaşırdı. Daha önce hiç bu tatlıdan yememişti. Uyku vakti geldiğinde öğretmeni Kayu'yu Pıhılip'in yanındaki yatağa yatırdı. Kayu evini, annesini ve babasını özlemişti. Öğretmen fısıldadığını duydu. Gözlerini kapatın çocuklar ve ninniyi dinleyin dedi. Kayı ayıcığına sarılmadan uyuyamıyordu. Pıhılip Kayı'yı uyandırıp haydi oynayalım dedi. Kayı Pıhılip'le oynamaktan hoşlanmıştı. Hatta kucağındaki ayıcığını bile
bırakmıştı. Öğretmen, "Kayı bak kimler burada?" diye seslendi. Kayı anne ve babasına doğru koştu. Onlara sevinçle Pırılip'le birlikte araba sürdük dedi. Öğretmene hoşça kal Kayı dedi. Kayı hepiniz hoşça kalın diye cevap verdi. Hikayenin sonu. Görüşürüz.